Koray, bir şey söyleyeceğim sana. Yes. Buradan şuna başla. Kargomuz mu gelmiş? El sallayayım bakayım bana. Kameraya el salla. El salla, el salla. Sabah 5.40'da papayas menüsü tartışıyor. Sen ne güzel bir menü hazırlıyor. Heyecanlı mısın? Uykum var. 18 kere aynı soruyu soruyorum. Kusura bakma sinirlerim. Kabul ettik aslında. Bir anda acıktım. Babalarımızın kilolarını öyle bir tutturduk ki 20.08.08.08 oldu. Sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısı, gece yemeği. Patates çok da var, sen de. Videosu bir de şarkı çalıyor. Çünkü YouTube videosu çekiyoruz. Aşkım. Kör oldum galiba. Hoş geldik, başardık, tebrik ederim seni. Şöyle artık devam edeceğim. Komik değil de canım acıyor. Bu müzikleri kullandım arka planda. Araba hala güzel kokuyor. Bu Oma'dan. İkinizin. Aç bakalım. Deutsch, Almanca dersi. Deutsch lesson. Reading. Number one. Liebe Selen, liebe Koray. Weihnachten in Bremen. Leider könnt ihr nicht hier sein. Ich verstehe. Mhm. Von wem ist das? Janis. It made in Türkei. Echt? Ali bana alle. Bunu sen aç artık. Türkiye'den gelirken çok paketlemiş. Aynen öyle. Çok güzel. Ya, mesela o şey. Korkmuyorum ya, bayağı anlıyorum artık. Her gün sürebilirsin dedi kremi. Evet, doğru gösteriyor. Sallayamıyor ki. Hadi evimize artık ya, sür. Hadi sence Ayla bizi bekliyor musun tarafta? Take it, there's no time to cry. Happy. Bauhaus reklamı gibi sanki. Ne para takip ediyoruz Bauhaus aramasını. Golden
posta kutumuz azıcık dolmuş sadece. Benim değil, Amazon'dan gelmiş. Öyle mi? Hediyem galiba. Başlasın. Hadi. Ben bu yıl gerçekten çok 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 güzel bir yıl geçirdim. Yani işte sevdiklerimle bir... kameramı oynatıyorsun. Bir kayıt. Sevdiklerimle birlikte olmam olsun. İstanbul'daki çok sevdiğim evimi bırakıp... işte yine yakın sevdiğim bu eve taşınmam olsun. Bu arada daha çok seviyorum tabii ki Koray. İşte hoca sıfşikum. Konsantre olamıyorum. Her şey çok güzeldi. Hiç hayal edemeyeceğim şeyler gerçekleşti. Yani tam dünya kötü bir yere gidiyordu belli bir noktada ama ben o kadar kötü bir yere gitmedim yani. Hatta güzel bir yere geldim bayağı. Evet. Hayat arkadaşımla aynı evde yaşamaya başladım. Yani tabii aynı evde yaşıyordum ama birlikte eve çıktık. Yani her şeyi yeniden dizayn ettik. Hayalimizdeki şeyleri yapmaya başladık. Yani beklemediğim kadar fazla uyumlu ve güzel bir hayata geçiş yaptım. Çok sevdiğim bir insanla. Yani hatta 2020 yılında baktığımda Hıdrellez için bir tane poşete bir sürü şey doldurmuşum. İsteklerimi yazmışım. İşte fotoğraflar koymuşum falan. Hani şu an baktığımda yani isteklerim %98'i gerçekleşti diyebilirim. Fazlasıyla hatta. Beklemediğim şeyler de oldu. Yani bu yüzden benim de böyle 2022 yılından herkes için beklentim. Özellikle yakın arkadaşlarım, sevdiğim insanlar için olan beklentim. Karşılarına öyle bir şey gelsin ki hani istedikleri değil, ya da istediğiniz değil, istemediğiniz bir şey gerçekleşsin. Hayal bile edemeyeceğiniz bir şey, bunu istiyorum. Yarı yılbaşı yani. Heyecanlıyız. Ellerimizi paketledik. Ve işte yarın keyifli bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki keşke sevdiğimiz insanlar yanımızda olsaydı ama ikimiz de çok mutluyuz ve işte yani ilk kez bu şehirde birlikte baş başa bir yılbaşımız olacak. O yüzden bizim için anlamlı. Zaten her yer kapalı, hiçbir yere gidemiyoruz. Ama yine de evde olmak çok güzel olacak. Birlikte olamadığım ve çok çok sevdiğim ve karantinada oldukları için evde tek başlarına ya da sevdikleri insanlarla beraber olmak zorunda kalan arkadaşlarımı da çok özlüyorum. Keşke birlikte olsaydık. Herkesi çok seviyoruz. Seviyoruz. Bravo. 3, 2, 1.